Oha yüksek Şimdi. orta. Abi bugünkü konu şu. En internetten harmadı güreler. Hepinizi merak ediyorum. Bugünkü konumuz range. Bugün range'i anlatacağım. Dün zaten nereden giriş yaptık? İşte aran nedir? Nasıl iş yapılır falan filan dedik. Aynı zamanda bir key level'ları gösterdim. Opening'leri gösterdim. SR flip gördük. Support Resistance. Bugün de Range. Şimdi Range dediğimiz olay ne abi? Şu. Şimdi market, tamam mı? 3 farklı şekilde hareket eder. Bunların bir tanesi uptrend olarak geçer. Yani bullish trendden bahsediyorum. Tamam mı? Biri bearish trend, yani düşüş trendi. Biri de konsolide alan. Şimdi buna yani yatay alan. Şimdi bunun çok farklı isimleri olabilir. Bunu zamanla geldiğinde mesela konsolidasyon diyebiliriz. Yani konsolide olmak. Anladın mı? Aynı alan içerisinde birikim yapmak. Burası bir akümülasyon olabilir. Distribution, yani bir dağıtım olabilir. Bir arz olabilir, talep olabilir. Bir fark yok. Yani hepsi aslında şu. Fiyatın belirli bir alana sıkıştığı bölge. Bu burada yaptığı hareketlere göre veya bulunduğu konuma göre farklı farklı isimler verilebiliyor bunlara. Ama genel olarak hiç değişmeyen şey bu bir konsolide bir hareket olduğu için tür olarak konsolidasyon denir. Bizim bugünkü konu, yani bugün anlattığım şey range ya. Şimdi olay nedir abi? Range dediğimiz şey aslında bir aralıktır, değil mi? Yani aralıkta ne olur? Burada da yine fiyat yatay hareket ettiği için bir üst sınır bir de alt sınırı var. Yani aralığı var. Bu aralıktan kastımız da burada şu. Peki biz bunu nasıl yönlendireceğiz veya buralarda neler var? İşte onlardan bahsedeceğim. Bu uptrend, downtrend dedik. Bunları siliyorum şimdilik. Şimdi range örneği nasıl yapılır? Buradan geldiniz abi, bak. 1, 2, 3. Üçüncüden şu fib düzeltmesini seçtiniz, tamam mı? Buraya geldiniz, bir kere bastınız, bir kere daha bastınız. Şimdi ben şuradan range'i ayarlayayım. Burada ayarlar böyle olacak. 0, 0, 5, 1. Trend çizgisi kapalı. İşte burada bakmak isterseniz zaten tekrar kayıttan bakarsanız arka plan da kapalı. Bu şekilde ben kullanıyorum. Bunu 2 piksel yapıyorum ki büyütüyor. Şimdi buna bastığın zaman ayarları çıkıyor. Bak, buradan renklerini falan değişebiliyorsun. Buradan bu ayarlarına girebiliyorsun. 4 yaparsam işte kalın alıyor. Tamam. Mesela şu tacının Ya siktir git ya. siki. Falan filan. Şimdi bu range'de fiyatın biz genel olarak nasıl hareket ettiğini görürüz. Şöyle. Şimdi bu range içerisinde de isimler var. Mesela isimlerden kastım nedir? Burası, tamam mı? Range'in neresi oluyor abi burası? Vitamin yürütün. Hocam son değil mi? Son denmez de yani bir aralık olduğunu düşün oranın. Aralıksa eğer orası range'in Direnç neresi mi? olabilir? Yani desteğin sonu mu ya da direncin sonu mu hocam? Direncin başlangıcı, desteğin sonu desen aslında daha mantıklı olurdu ama yok, öyle bir şey değil. Şey olarak bak, Y ekseninde düşün. High, yani yüksek seviyesi abi. Burası range high olarak geçen bir bölge, tamam mı? Şimdi burası range high ise, yani range'in high kısmı. Burası da ne oluyor? Range low oluyor. Yani biz buna RL deriz. Bu da RH deriz. Aynı zamanda işte bunlar nedir? Range high. CTRL ile kopyaladım. Basılı tutup low dedim. Peki orta noktası ne olabilir? Bu da denge, yani 0,5'i. İkisi arasındaki, yani şurayla şura arasındaki mesafenin eşit olduğu bölge. Buna da ne diyoruz? Kimyadan hatırlarsanız EQ ya da aynı zamanda equilibrium bölgesi, yani denge noktası deriz. Şimdi burada tabii ki ne yapıyoruz? Şimdi bu denge noktasını aslında ne gibi düşünmeniz lazım, biliyor musunuz? Dünkü konu SR'dı ya. Burası aynı zamanda bir SR'dır. Yani bunu bir SR flip gibi düşünebilirsiniz. Fiyatı burada sürekli şu hareketleri yapmasını beklemeniz lazım. İşte geldi. Bak, görüyor musun? Destek, destek, direnç, destek şeklinde. Fiyatın burada yine ne yapmasını bekliyoruz abi? Geldi. Anlaşıldı hocam. Geldi. Yukarıda şurayı temizleyip, temizlemekten kastımız nedir? Likiditedir. Bunu daha sonra göreceksiniz. Geldi. Şu hareketleri yapmasını görürsünüz. Tamam mı? Olay bundan ibaret. Peki mesela ne olabilir? Hemen birkaç örnek göstereyim size bununla alakalı. Range'te ne olur? Deviyasyonu anlatacağım. İç içe range'leri anlatacağım. Öyle o şekilde devam edeceğim. Şimdi şunu bir sıfırlayalım.
Mesela bir renç örneği. Güzel bir renç var mı? Önceden çizili olan. Range Rover. Tam olarak o tarz. Şu usuruk tarzı bir renç. Onu göstermeyeyim. Ha bak, burada bile bir renç var, görüyor musun? Buradan buraya kadar bir renç çizmişim. Fiyatın bak ne yaptığını görüyorum yine. Direnç, destek, direnç. Altına sarkmış. Şurada desteği var. Şurada ufak bir direnci var. Bak bu gene fiyatı aslında tamamen bir şey değil, değil mi? Bak yukarı çıktığını görüyorsun zaten. Ama şu alandaki yataylığı bile bir renci sıkıştırabiliyorsun. Başka bakalım mesela. Ethereum Bitcoin'de bir tane vardı rencim. Onu göstereyim. 3 günlük. Bak fiyatı ne güzel yatay hareket ettiğini görüyorsun. Fiyat yatay hareket ediyor. Bakıyorum Equilibrium'a, yani 0.5 bölgesinde. Bak. Bak. Tak. Atıyorum şurada yine direnç. Ne? Fatih Saksa'da galiba hocam. Atakan'dan bir çatır çutur sesler geliyor. Bayağı sağ olun. Bak burası... Ha? Bilgisayar bozuldu herhalde. Hiçbir şey olmaz. Mümkün değil. O parayla mümkün değil. Burası aslında bir renç, tamam mı? Bak şu kırmızıları birazdan anlatacağım. Kısaca equilibrium olması lazım. Başka ne olması lazım dedik? Az bayrakları az. Ne oldu lan? Çok ha. Bayrağı yükleyeyim. He. Zarttırı zort hesabı. Bak. Bak. Yine başka bir renç. Grafikte aslında çok fazla renç var da şimdi hepsini tek tek çizmeye üşendiğim için böyle gösteriyorum. Şuradan yeniden oynat yapıp fiyat ileriye gitmesin diye bir saatliğe çektim. Daha güzel bir görüntü olursun. Bak geldim. Ne gördüm? Bak yine SR var. Direnç var. Destek var. Kırmış bak. Neyle kırıyor? SR'lardaki aynı mantık. Buraya geçecekse eğer bu seviyeyi breakout'la kırması lazım. Bak görüyor musunuz hep mumların nasıl kırdığını? Bak buraya... Hocam, breakout edilmesi tek mum mu hocam? Aynen. Yani böyle yarrak gibi dikecek malı, anladın mı? Kısaca bu. Bak en mantıklı senaryoda şöyle anlatabilirim. Bak şunu görüyor musun? Delip geçmiş. Burası delip geçmiş. Şurada ufak bir destek görmüş. Sonra ne yapmış? Delmiş burada. Geldim ya, bak. Hafif destekler değil mi hocam? Yani hafif destek denilebilir. Hafif direnç de diyebilirsin. Ama bu işe destek direnç dönüşümü zaten bu, anladın mı? Olayı o yani. Bak hatta nereden başlıyor? Ta buradan başlıyor bak. Burada şu an hiçbir şey yok değil mi? Hiçbir sikim çizim yok. Ama burada görünmez bir direnç varmış gibi düşün. Burada yani soldan gelen hiçbir yapı olmamasına rağmen bak fiyatın aynı seviyesinin nasıl çalıştığına dikkat edin, görüyor musunuz? Bak hep aynı olay yani. Fiyatta bir yerde destek veya direnç bulursan o bölge sürekli çalışmaya meyilli olur. Bak buldun yine aynı şekilde. Şöyle sikko bir tane wick atıp düşmüş. Şimdi ne dedik? Dün bak mum açılışlarından bahsettik değil mi? En basitten yorum yapalım. Fiyat buraya kadar çıkmış. Açılışı neresi? Burası. Aşağı doğru inmiş mi hiç? Yani wick var mı aşağı doğru? Yok neredeyse değil mi? O zaman bu çok güçlü bir şey yani. Aşağı doğru satıcı aşağı inemiyor bile. Bak şöyle wick bile atamıyor. Fiyat ne yapıyor? Buraya kadar gitmiş. Burada biri bunu sikmiş. Sikmiş burada kapatmış. Yani buradan sağlam bir satıcıymış ve buraya kadar düşmüş. O zaman mantıken bizim bu tarz bölgeler yani wick'i uzun olan mumların, tamam mı? Şu bölgelerine bir isim veriyoruz zaten. Bunun bir ismi var. UTSH diye geçer. Untested Swing High diye geçer. Ama şu an Swing High'in ne olduğunu bilmemeniz normal. O da yine market structure'da göreceğiz. Burası bizim için önemli bir bölge. Ama velev ki hani bunu bilmiyorsunuz, yorum yapıyorsunuz diyelim. Bak burası demek ki buradan satış yediyse büyük. Buradan tekrar eğer ben buranın breakout'la geçildiğini görürsem bu seviyenin. Seviyeden kastım burası. Ben o zaman burası tekrar bir destek direnç dönüşümü olabilir diyebilirim ki baktığım zaman bak görüyor musun? Destek olmaya çalışıyor. Bak destek olmaya çalışıyor. Burada direnç oluyor yine. Burada da aynı şekilde destek oluyor. Bak yine geliyor. Buralarda. Bak burada da yine destek oluyor. Gördünüz mü? Olay sadece bir tane aslında çizgi çekmekte ibaret. Bak ben bu çizgiyi daha önceden buradan almışım. Ta bu 15 Mart 2023. Dönüşü ta burada. Bak range bu şekilde bakabilirsiniz. Peki nasıl işlem alacağız veya range'lere neye dikkat edeceğiz diye bir soru sorayım kendi kendime. Range'de işlem alırken yapmamız gereken şey şu. Bir kere market yapısını bilmeniz lazım ama şu an bilmediğiniz için daha çok basic anlatıyorum. Hani fiyatı bir range'e sıkıştırdı. Şu an mesela yapabildiğiniz tek şeyin şu range'i görüp şuraya saygı olduğunu görseniz yeterli.
Tamam mı? Buraya saygı duyduğunu saygı fiyatı. Saygı nokta eser aslında. Doğru. Aynen, aynen. Saygı ne demek? Yani buraya fiyat buraya geldiğinizde sanki burada hiçbir şey yokmuş gibi böyle hareket etmeyecek, anladın mı? Fiyat buraya geldi şunu yapacak. Veya burayı tank diye karacak. Gelecek tak diye karacak. Anladın mı? Saygı dediğimiz nokta o. Çocuk anladın mı diyorum. Evet evet anladım anladım. Anlaşıldı hocam. Neyse, Range'de şimdi nasıl işe alacağız? Şimdi market yapısını bildiğin zaman fiyatın bir yönü var, tamam mı? Okey, fiyat ne dedik? Bir böyle uptrend, yani yukarı bullish gidebilir. Ya böyle aşağı gidebilir ya da bu şekilde konsolide gidebilir. Ki biz bu alanları range'e sıkıştırırız dedik. Okey, ama fiyat buraya gelirken de hayatının sonuna kadar şöyle hareket etmiyor ki amına koyayım. Yani böyle hareket etse zaten millet çıldırır, anladın mı? Fiyat hep aynı yerde aşağı yukarı aşağı yukarı gider. Nasıl geliyor mesela fiyat buraya? Şunu yapıyor, sonra bunu yapıyor. Mesela sizin bu alandaki market yapısı dikkat etmeniz lazım. Fiyat nasıl buraya gelmiş? Fiyat aşağıdan geldiyse, bak bu çok primar bir yan, primeri ne deniyordu? Böyle ilk insan anlatımı, tamam mı? Fiyat yukarıdan geldiyse, aynen primat anlatımı. Fiyat yukarıdan geldiyse şu konsolide alandan sonra tekrar aşağı gider. Normalde bunu çoğu senaryo böyle. Ama tabii ki doğru market yapısını bilmek lazım. Doğru market hocam, yapısını bildikten sonra... Hocam yaklaşık Bitcoin açan hocam Mart ayından beri bu dediğiniz döngüler yapıyor ve sonunda aşağı kırılıyor işte. Tamam, ona bakarız. Ama söylediğin döngüler yukarı çıkıp bunu yapıyor, sonra tekrar yukarı çıkıyor değil mi? Hayır. Aynı şey ilk kez değil mi? Bakalım hemen Bitcoin gelsin. İzmir geldi. Mart ayı hocam. Anne nerede lan? Mart nerede oğlum? Mart nerede oğlum? Nisan, Mart. Bu mu? Hani bu ne amına koyayım gökdelen? Oğlum görmüyor musun işte bak. Elimle göstereyim benden bunu yapayım. Neyse hocam. Devam edin. Ders bak bak, bak burası da bir range mesela. Bak fiyat nereden gelmiş? Yukarıdan aşağıdan yukarıya gitmiş değil mi? Ne yapmış? Range yapmış. Sen burada doğru işlem almayı bildikten sonra, yani fiyatın yönünün yukarı olduğunu bildikten sonra bu range içerisinde nereden almak istersin mesela fiyatı veya nereden longlamak istersin? Long'un mantığı neydi zaten? Ucuzdan al, pahalıdan sat değil mi? 10 liradan longluyorsun, 12 lirada satıyorsun. Ne oldu? Karın kaç lira? 2 lira amına koyayım. Değil mi? Okey. Şimdi sen o zaman buranın range low olduğunu biliyorsun. Buranın da range high olduğunu biliyorsun. Fiyat düşerek geliyor burada. Sen burada fiyatı nereden satmak istersin? Range high'dan mı, range low'dan mı? High'dan satarsın. Niye doğru satayım? Long'luysam high'dan satarım. High'dan satarsın değil mi? Niye high'dan satarsın? Çünkü high dediğin bölge mesela 12 liradır. Low dediğin bölge 10 liradır. Sen şimdi fiyatın daha aşağı gideceğini düşünüyorsan, bunu market yapısına göre karar verdiysen veya diğer yapılara göre karar verdiysen, sen satışını nerede yapmak istersin? Range high'dan yapmak istersin. Veya range high'dan onay alırsın. Fiyat burada equilibrium'a gelir. Tekrar equilibrium'dan shortlarsın. Veya buradaki yapıya göre, artık bu alanda oluşacak yapılara göre buradan shortlarsın. Nereye kadar? Range low'un likiditesine kadar mesela. Veya daha aşağıdaki yapılara kadar. Range'i genel olarak bu şekilde kullanacağız. Ve buradaki equilibrium seviyesi de saygı duyduğunu gördükten sonra mesela equilibrium'a kadar shortlayabiliriz. Nereden? Buradan buraya kadar shortlayabiliriz. Veya range low'dan buraya kadar longlayabiliriz. Ama bizim temel amacımız neydi? Dünkü derste de söylediğim gibi mesela şu olayı trade'lemek. Burada da bunun tam tersini görüyoruz. Bak ne oluyor aslında fiyat? Şöyle dik dik geliyor değil mi? Şu hareketi yaptığını çizdim burada. Aslında burada da şu hareketi yapıyor. Ha, biz hep bunları trade'lememiz lazım. Bizim olmamız gereken yerler buralar. Bura. Stabil yerlerde olmamız lazım. Stabil değil. Ne aslında bu biliyor musun? Şimdi trend dedik ya daha demin. Hadi onu da şimdiden söyleyeyim. Şimdi fiyat şu şekilde hareket ettiği zaman bunların hepsi birer dalga. Bunlara swing diyoruz, tamam mı? Bunların hepsi birer swing. Bunlar bir dalgadır. Bu dalgaların iki tane çeşidi var. Çeşitlerde şu, biri güçlü dalga. Yani şöyle diyelim, biri benim, biri de Tacan. Tamam mı? Tacan şunlar. Yani düzeltme dalgası, güçsüz dalgalar. Biri de güçlü dalgalar, itki dalgaları. Yani buradaki güçlü dalgalar. Şimdi itki dalgaları zaten trendi belirleyen dalgalardır. Yani ne demek istiyorum? Fiyat nerede güçlü mesela? Bu alanda güçlü değil mi? Fiyat yukarı çıkmış burada. Sonuç olarak A noktasından B noktasına gittiği zaman ürünün fiyatı artmış.
O zaman şunu söyleyebiliriz. İtki dalgaları yukarı doğru. Peki düzeltme dalgalarını, işte burada sağlıklı düzeltme dalgaları var. Sağlıklı düzeltme dalgaları nasıl olur mesela? %50'nin altına düşer. Şöyle %50 çizersin Fibonacci'de. Bunun %50'nin altına gelirse sağlıklı bir düzeltme olur. Neden? Kar satışı yapılır mesela burada. Kar satışı, elden çıkarma gibi. Bunlar sana düzeltmeyi getirir. Bunlara da biz düzeltme dalgası diyoruz. Şimdi biz hangisinde yer almamız gerekiyor? Biz daha para kazanmak istemiyor muyuz? Daha çok para kazanacağız. O zaman niye bu şu siklimin dalgasında trend tersi olalım ki? Trendimin yönü benim normalde ne? Yukarı doğru. Yukarı. Benim long almam gerekirken ben burada sikik gibi short alırsam ne olur? Okey, burada biraz bir para kazanırım buradan yakalarsam. Ama genel bağlamda baktığın zaman para kaybederim veya bunu yapacağıma buradan alırım long'u. Bak buradan long alırım. Buraya gelse de ben para kazanıyorum. Buraya gelse de para kazanıyorum. Fiyat buraya geldikten sonra buraya gidince daha da çok para kazanıyorum. Birazcık daha az para kazanıyorum. Şimdi maksimum parayı kazanıyorum. Anladın mı? Ama short alsan burada kapatmadın. Buraya gitti. Ananın amanı gördün. Oldu. Bu. Mantık bu. O yüzden hep trendin yönünde gitmemiz lazım. Yani ne yapıyoruz? O yüzden bunu belirlemek için de işte neyi kullanıyoruz? Market yapısı veya market structure olarak belirlediğimiz yapıyı, yapı da değil aslında bir teoriyi kullanıyoruz. O teori zaten bir navigasyon gibi gösteriyor sana her şeyi. Şimdi geldik abi buraya. Burada ne var? Range high'dan shortluyoruz. Range low'dan longluyoruz dedik. Ama bak range low'dan longlamak da aslında trend tersi. O yüzden range low'dan ben longlamayı tercih eder miyim? Etmem. Niye edeyim ki? Fiyat range low'a geldi. Hani okey işlemsizimdir veya çok barizdir işlem. Alırız. Orası ayrı bir mevzu. Ama fiyatın burada mesela genel bağlamda baktığın zaman fiyat aşağı gidiyor. Tamam mı? Aşağı gidecek daha da. Burada herhangi bir alıcı yok bu alanda. Bir sonraki alıcı burada diyelim. Fiyat ne yapıyor? Burada gelmiş. O zaman benim neyi görmem lazım burada? Fiyatın range high'dan aşağısına gitmesini görmem lazım. Ve o şekilde short'a girmem lazım. Buradan range low'dan long'a giremem. Şimdi equilibrium'un eser olduğunu söyledik. Range high low'ları söyledik. Bilmeniz gereken bir şey daha var. O da deviation yani sapma anlamına gelen kelime, terim artık ne denirse. Deviation dediğimiz şey şudur. Şimdi siz bir range belirlediniz ve buranın nizami hareket etmesini istiyoruz değil mi? Fiyat geldi böyle hareketler yapıyor. Kırdı buraya tekrar. Geldi şu hareketi yaptı. Bak burada işte gerçek iş hareket. Fiyatın normal şartlar altında bu range'i terk etmesi demek. Ki bu range'i aslında gene neyle terk ediyor? Breakout'la terk ediyor fark ettiyseniz. Çünkü neden? Burası da yine bir direnç bölgesi. Burayı böyle mimi terk edemez. Burayı terk edecekse gene kırıp geçmesi lazım. Fiyat bu alanda sıkışıyor çünkü. Tamam mı? Şimdi burada fiyatın gelip şu hareketleri yapıp tekrar içine girmesi bu nedir biliyor musun? Fiyat burayı kırdı. Kırdığı için yukarı gidecek diyenlere avlama bölgesidir. Yani biz bunu aslında ne diyoruz? Sapma diyoruz. Yani deviasyon. Deviation ismini veriyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü fiyat olması gerektiği yerden, olması gerektiği aralıktan sapıyor. Ve yapıyı genellikle biz nasıl görürüz? Şu şekilde görürüz. Bu bizim sürekli karşımıza çıkacak bir yapı. Bununla alakalı not da söyleyeceğim. Onu biraz daha söyleyeyim. Şu deviasyonu iyice anlattıktan sonra. Şimdi deviasyon geldi. Peki benim fiyatım mesela nereden geldi diyelim buraya? Fiyat yukarıdan geliyor, tamam mı? Bu hareket çok güzel bir harekettir. Neden? Çünkü sen yönünün zaten aşağı doğru olduğunu biliyorsun. Aşağı doğru olduğunu biliyorsun. Fiyat ne yapıyor? Yukarıyı ne yapmış oluyor aslında? Oyuncuları manipüle etmiş oluyor. Manipüle ettiği için şunu söyleyebiliriz. Okey. Fiyatta bir manipülasyon gerçekleşti. Manipülasyon yani ne demek? Bazı oyuncular sağdan çekilmek zorunda kaldı. Stop oldular. O zaman ben bu alana güvenebilirim. Aslında likitte dediğimiz şey de zaten bir manipülasyondur. Marketin bu noktadan bu noktaya ilerleyebilmesini sağlayan en önemli şey market yapısı falan değil. Yani para. Çünkü hepimiz bu işi para için yapıyoruz. Ve yani burada euronun yükselmesini de bu insanlar para için yapıyor. Veya TL'nin yukarı çıkması da aslında bir para. Mesela düşünce ne normalde? İşte cari açığı daha da küçültmek için İthalat ihracat arasındaki farkı azaltmak için sürümden kazanalım ve kuru yüksek seviyelere çıkaralım mantığıyla mesela
bir politika izlendi. Ne oldu? Kötü sonuçlandı. Lakin burada mesela beklenti neydi? Adamları manipüle edip bizim burada karla çıkmamızdı. Ama manipüle edilen kim oldu? Biz olduk. Halk oldu. O yüzden manipülasyonlar çok değerlidir. Önemlidir. Ve likit de, yani fiyatın bir yerden bir yere gitmesini sağlayan en temel şey, daha çok biz buna yakıt deriz. Araçların yakıtları nasılsa marketteki yakıt da paradır, yani likittedir. Zaten bu kavramı çok duymuşsunuzdur mesela. Likit dediğimiz varlıklar, yani direkt paraya dönüşebilen şeyler. Nedir mesela? Senin arsan likit bir varlık değildir. Ama altın mesela, o bir madendir ama direkt paraya çevirebilirsin mesela. Tamam mı? Hisse direkt likit bir varlıktır. Neden? Direkt satıp paraya çevirebilirsin. Ama arsa, ev, araba, bunlar likit varlıklar değildir. Yatırımdır. Veya atıyorum elindeki döviz. Bunlar yine hepsi nedir? Anında paraya çevrilebilen şeyler denilebilir yani kısaca. Veya şu örneği de vereyim hatta. Elon Musk Twitter almak için likit varlığı yok deniyordu, 55 milyar. Neden? Çünkü adamın servetinin çoğunluğu nereden geliyor? Tesla. Atıyorum. Başka ne şirket var? SpaceX hisselerinden geliyor değil mi? Bitcoin'lerinden geliyor. Bu adamın mal varlığı şimdi ne aslında? Kendi hisse senetleri. Ama hepsini satabiliyor mu? Satamıyor. Neden? Fiyatı düşürüyor çünkü. Kendi için daha da zarara sokuyor. O yüzden likit bir varlık olmadığından mütevellit ne yaptı? Sıçtı. Sonra bir şekilde parayı buldu, aldı. Olay bu. Şimdi geldik. Gene structure bu şekilde. Yapı bu şekilde. Ne yapmasını bekliyorum? Ben işte burada fiyatın şurada bir kırılım gelmesini veya atıyorum equilibrium'u kaybettikten sonra burada itki dalgam benim aşağı doğru olduğu için ne diyorum? Aslında benim itki dalgam neydi mesela? Şu. Değil mi? Aslında burada da yeni bir itki dalgası geleceğini düşünüyorum. Şu bir düzeltme dalgası mesela. Şu bir düzeltme. Buradan yeni bir itki geleceğini düşünüyorum. Kendi içerisinde de, fiyatın kendi içerisinde de, küçük alanda. Yani buna ikinci katman diyorum ben. Tamam mı? Bunları da yine göreceğiz. Burada bir düzeltme verip bu düzeltmeden sonra fiyatın düşmesini ve bizim tam olarak orada konumlanacağımız yer neresi? Askerleri veya emirleri koyacağımız yer tam olarak bu nokta abi. Şu noktada biz oyundayız. Şu noktada biz oyundayız. Geldin şuraya koydun. TP'ni aşağı attın. Atıyorum ne kadar aralırsan artık buradan ne kadar çıkarsa, yapı ne kadar güzelse o kadar para kazandın ve bitti. Genel olarak böyle. Şimdi şu range'deki deviasyon görüntüsü şu çok önemli. Şu görüntüyü, yani mumların yapmış olduğu şu görüntü, birazdan bir sürü örneğini göstereceğim zaten. Hiçbir zaman unutmayın. Bu alan sizin range'iniz olmasa bile, bak burası çok önemli. Range olmasa bile daha demin dünkü anlattığım konu eshar gibi çalışacak yapılar hep bak şuranın altından geçer. Şurada yukarı çıkış, şu hareket düşüşteki, şu alttaki seviye sizin eser olmaya meyilli olan seviyenizdir. Tamam mı? Bak bunu unutmayın. Bunu range görmeseniz bile, bu yapıyı görseniz bile, şu deviasyon görüntüsünü görseniz bile bunu hep kullanmaya çalışın yani, unutmayın. Şimdi bak bakalım mesela. Bak bahsettiğim gibi bir görüntü var mı? Ha bak buralarda var. Bak ne yapmış? Gelmiş. Yukarı çıkmış, tak 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 yapmış ve düşmüş değil mi? Daha deminkinin aynısı. Hatta burada çizdiğim, bak şuradaki olaya bakın ne dedim? Şöyle 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 ve şöyle dedim değil mi? Bak şu yapının aynısı. Bak görüyor musunuz? Ne dedim? Bunun alt seviyesi sizin için önemli bir seviyedir. Bak bunun altının geldiği yerin güzelliğine bakar mısın? Fiyat destek bulmuş mu? Bulmuş. Hatta bunun öncesinde de bak fiyat direnç bulmuş mu? Bak hepsi nereden geliyor? Breakout'la kırmış. Yine büyük bir mumla kırmış. Destek bulmuş. Gene altına nasıl inmiş? Breakout'la inmiş. Breakout'la inmiş. Direnç görmüş. Sonra benim istediğim hareketi yapmış ve ben artık bak burası kırıldıktan sonra ne diyebiliyorum? Ben short alacağım. Mesela bizim çocuklar bu şortu yemiş. Ben uyuyordum bu saatlerde bir gibi. Stopunu attın buraya. Hedef neresi abi? Hedef burası. Ama tabii ki burada main hedefin neresi? Burası olacak. Tamam mı? Kaçar? 7.8 var. Büyük para. Harbi büyük para. Bak geldim. Yine aynı bu tarz yapıyı başka bir yerde bulabilir miyim? Evet bak. Şuraya dikkatle bakın. Bak tak. Tak 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 tak. Tak. Gördün mü?
Yine aynı yapı nerede var? Burada var mı? Var. Bak aynı yapı burada da var değil mi? Hatta bak burada da tam tersi var. Tak 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 yapmış, gördünüz mü? Bak burasıyla belki burasının aynı olduğunu görmek istiyorum. Ah aynı hatta. Bak gördünüz mü? Bak hatta burada da geri aynısı var. Tak 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 tak. Yine aynı bak. Hepsinin geçtiği yer aynı. Direnç olduğunu gördüm, daha nizami oldu. Şu hareket artık bozulduğunun kanıtıydı dedik dün. Bak bu hareket artık bozuluyor demekti. Şurada da saygısı olduğunu gördüm. En son burada artı bir dediğimin hareketini kullanıyorum. Yani neydi bu? Artı bir son öpücük vesaire diyorduk ya buna. Bu hareketi kullandım. Aslında bak yine şuradan şunu asıl oluştuğunu gördükten sonra hem buradan işleme girdim. Bak hem buradan işleme girdim. Hem burada oluşan yapıdan ötürü. Hem burada oluşan yapıdan ötürü. Buradan da işleme girdim. Buradan da işleme girdim. Stopumu buraya attım. Stopum burada. Buraya da koydum. Olay aslında tamamen bundan ibaret yani. Bak bu deviasyon görüntüsünü çok kez kullanacağız. Bunun dışında ne dedik? Tekrar equilibrium'a dönüyorum. Bu equilibrium seviyesi SR olur dedik değil mi? Şimdi bu SR'ları biz ne diye kullanıyoruz? Destek ve direnç. Şimdi fiyat burayı terk ettikten sonra bu range'i nasıl terk eder? Şununla terk eder. Breakout'la terk eder. Breakout'la terk ettikten sonra siz burasını da bir SR gibi görebilirsiniz. Burasını da bir SR gibi görebilirsiniz. Ama fiyatın bu alanlara da saygı duyduğunu görmeniz lazım. Tamam mı? Ve sırf... Ulan ne yaptık? Sırf equilibrium'a saygı var diye burada olmayan yapıları range'e koyamazsınız. Yani şöyle bir şey yok. Şimdi bak burada bir güzel bir saygı var ya. Şimdi ben burada bir çizim. Bak böyle bir range yok. Böyle bir range yok yani. Sizin range'i şu şekilde yorumlamanız lazım. İşte burası bir yere denk gelecek. Burası da bir yere denk gelecek. O şekilde, ama bu alanda zaten sıkışan bir bölgedir. Bunu mesela nerede var böyle sıkışan bir bölge? Bak burası sıkışan bir bölge mesela. Bak burayı ele alabilirsin. Nasıl alırsın? Bak bu şekilde ele alabilirsin. Bakarsın saygı var mı? Bak çok da güzel bir saygı yok. 5 dakikalık belki 1 dakikalık da vardır. Bilemem. Bak başka gene sıkışan bir yer. Bak burası da yine güzel bir range'e benziyor. Bak geldi. Çektim. Bakalım. Bak fena değil. Yani çok da güzel değil yani. Nereden geldi? Aşağıdan geldi. Nereye gitmesini bekliyorum? Yukarı gitmesini bekliyorum. Yine aynı olay. Manipülasyon görmem lazım dedin değil mi? Bak. Buradaki manipülasyon şu. Bu nedir? Aslında bu bir likit dalımıdır. Ama bir deviasyon değildir. Aslında ikisi de aynı şey. Ne dedik? Likit dedi bir manipülasyondur dedik ya. Burada fiyatın bunu alması demek zaten fiyatın manipüle edildiği anlamına gelir. Neden? Çünkü buradaki stop losslar devreye giriyor. Neyse fazla kafa karışmasın. Bunu daha detaylı anlatmayacağım şimdi. Diye burada gidiyor. Fiyat daha sonra ne yapmış? Bak yine equilibrium'da takılmış. Senin burada bir yapın oluştu. Fiyat burayı kırmış. Artık üzerine çıkıp terk etmiş. Sen nereden alacaksın bu fiyatı? Buradan gireceksin bu fiyata. Stop'un neresi? Burası. Neden? Altına inip böyle boş yere göt olmamak vesilesiyle altın. Nereye kadar taşıyacak? Fiyatın kırılım yaptığı yere kadar taşırsın. Kırılım nerede yapmış? Burada. Nerede retrace vermiş? Burada. Şuraya taşırsın. İki ar. Aldın gitti. Tabii burada bir sürü bilmediğiniz yapı var. O yüzden böyle geçtim. Onun dışında bak yine sürekli görüyorum, gördün mü? Fark etmeden bak. Deviasyon görüntüsünü gördüm. Nedir olay? Bak yine dest. Bak burası ne? Direnç. 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 Bak görüyor musun olayı? Peki deviasyonum nerede? Burada. O zaman ben burayı şöyle de ele alabilir miyim? Alırım. Değil mi? Yani aslında şu iki çizgi. Diyebilir miyim? Bu iki çizgi benim için önemli. İki adet çizgi diyebilir miyim? Derim. Ne yaparım? Buradan short alır mıyım? Alırım. Stopum neresi? Burası olur mu? Olur. Al abi. Veya bak aynı yapı burada da var. Çıkmış tak 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 düşmüş. Aynı zamanda burası da benim için önemli diyebilir miyim? Derim. Ama ben bu şekilde işlem almayı tercih ederim. Arı biraz düşük olsa da yine bu şekilde alırım. Hedef neresi? Burası. Kaçar? Üçar. Bitti. Olay hep aynı örgüde devam ediyor yani. Sürekli bu yapıları görüyorsun. Ve bu range'in şu EQ bölgesi ne kadar saygı duyarsa, bak buradaki saygı mesela ne kadar? Ben C kalite diyorum.
A kalite değil yani. Neden? Çünkü buralarda çok da güzel bir saygı yok. Buralarda başlıyor saygı. Burada devam ediyor. Diye devam eder. Tamam mı? Bana kalırsa buradaki saygı çok olmadığı için C. Şimdi bu A kalite olsaydı mesela şunu görebilirdiniz. Buradaki equilibrium fiyat range'i terk etmiş olsa bile, yani artık fiyat burada range dışına çıkmış bu alanda. Ben buradaki equilibrium'un, tamam mı, şu hareketi yaptığını, şu hareketi yaptırdığını net bir şekilde görebilirim. Yani demek istediğim, artık bundan sonra equilibrium'u ben tekrar ve tekrar kullanılabilir hale getiririm. Genel olarak özeti bu. Şimdi range ile alakalı bir problem var mı? Bir soru var mı? Oğlum, oğlum uyuyor musun amına koyayım? Yok yok. Anlaşıldı hocam. Yemek diyorum ben. Harbi anladınız mı lan bir şey be? Anlıyor musunuz mu? Lan ben uyuyorum zaten. Ben bunu biliyorum zaten de. Gene üstten geçtiğim yolda yerim. He, o zaman iyi oldu. Gökdeniz hocam bir sonraki ders sen verirsin o zaman. Sıkıntı yok hocam. Yani bir sonraki ders var ya, ebesinin ama kadar uzun ya. Harbi bayağı da önemli bir ders ha. Benim tek sikime taktığım olaylardan biri diyebilirim. Doğrudur hocam. Haklısın hocam, sağ olun hocam. Oğlum bu üzüldü mü la kardeş? Şu deviasyonu sürekli görmeye çalışın ama. Şu görüntü her zaman size para kazandırır. Şu alan, şu SR. Zaten SR'lar ve market yapısı direkt bu X'ten para kazanırsınız yani. Şimdi akşam Metin abiyle başlıyoruz zaten. Bak şimdi. Şimdi şu kaydı durdu.